Genelde diyor, çok güzel olan kızlar dinden uzak oluyorlar diyor. Niye bu böyle diyor. Biz bunu da kırdık. Biz bunu da kırdık. Hakikaten güzel kızların büyük bölümünün burnu havada olur birçoğunun. Sanki büyük dağları ben yarattım der gibi. Ulan nihayet kerata işte. 2 günlük ömrü var. 20 yaşındaysan 2-10 senede 40 yaşında teyze olacaksın. 2-10 senelik ömrün var. Acz içindesin işte belli. Orada büyüklenecek bir şey yok ama oluyor. Ama benim canlarımda bir de nur var. Yani bakıyorum ben, hakikaten dünyada güzel kadın o kadar olmuyor. Ben Facebook'tan orada mı her yerden bakıyorum, sitelere falan da giriyorum. Yani güzel kadın var mı diye. Çok çok nadir. Yani bak bizim çocuklara bakıyorum. Hem çok sağlıklılar, hem çok temizler, hem harikulade güzeller. Ama güzelliklerinin, yüzdeki nurun asıl nedeni iffetleridir. İffetsiz olsalar bu güzellikler olmazdı. Allah sevgesin. Çöker yani iffetsiz kadını mahveder. Yani aklını beynini darmadağın eder, mahveder. O yüzden böyle güzel oluyorlar maşallah. Efendim, akıllı olur ayrıca Müslüman kadın. Çok çok akıllı olur. Bir de huysuz olur dinsiz kadın. Çoğu huysuzdur. Çok ters aksi olurlar. Yani bayağı beladırlar. Uğraşılacak gibi değil. Bütün genç kız arasında dindar olsalar hepsi, acayip güzel olurlar. Çok tatlı olurlar ama dindar kadının hoşlanacağı erkek de dindar olur. Dinsiz erkekten dindar kadın tiksinir yani onu bilmiyorlar bir kısım insanlar. Yani Allah doğal olarak fıtratlarına bir iğrenme hissi verir, iğrenirler. Yani bayağı pis görürler. Yani tiksinir, elinde olmaz, tiksinir. Yani fiziki olarak tiksinir. Yani bakışlarından, bedeninden, her şeyinden tiksinir. Yani Allah onlara bir tiksinme hissi verir. Mümin olanlardan da eğer helali ise mümin kadın çok şiddetli etkilenir. Ama çok çok şiddetli etkilenir. Hiç bilinen tarzın dışında. Yani tahayyül edemeyecekleri derecede etkilenir. Allah onlara özel bir güç verir. Mümin erkeklere de Allah öyle özel bir güç verir. Peygamberimiz de var, bütün peygamberlerde de vardır bu. Yani hayret edecek, şaşılacak bir güç meydana gelir. Yani hayret edecek bir cazibe meydana gelir. Bu imanlarından kaynaklanır. İmansız insanda cazibe ve elektrik Allah tarafından yok edilir. Fakat o da bilemediği için onun yiyecekten veya bir psikolojik sorundan yok bir şeylerden kaynaklandığını zanneder. Halbuki özel olarak bela olarak Allah tarafından verilir o. Bir mucize olarak verilir. O kendi soğukluğu hissede anlayamaz. Yani bakıyor vücuduna bir şey yok. Muayene de oluyor bir şey yok. Ama içinde bir soğukluk var. İşte imansızlığından kaynaklanıyor. Özel olarak mucize olarak meydana getirilir. Allah tarafından.